Evet, belki duyanınız olmuştur bunu. Yaklaşık bir iki hafta önce UK piyasasından yani İngiltere'den bir parça yüklendi. Ve hemen birkaç saat sonrasında da bu parça YouTube'dan kaldırıldı. Aslında kliple daha doğrusu. Hem parça hem klip beraber. YouTube ve İngiliz polisi ayrıca bu konu hakkında da bir açıklama yaptı. YouTube şunu söyledi. Platformumuzda bu tür şiddet içerikli, aşırı şiddet içerikli videolar istemiyoruz. YouTube bunu belirtti ama tabii şu çok aşikar. İngiliz polisiyle iş birliğine gittiği için yani İngiliz polisinin özel ricası onların bir baskısı da olduğu için YouTube'un bu kararı verdiği daha dikkatli olduğu en azından bu konularda ortada. Bunu Instagram'dan da ben paylaşmıştım. Gören arkadaşlar belki mutlaka almıştır. Hatta çevirisini isteyenler de oldu. Yalnız şöyle bir şey var. Evet çevirmek aklındaydı bu parçayı. Birazdan parçadan bahsedeceğiz tabii. Bu podcast onun üzerine olacak daha doğrusu. YouTube siliyor parçayı. Yani yüklendiği an siliyor. Şu ana kadar belki binlerce kişi yüklemiştir. Yükleniyor, siliyor, yükleniyor, siliyor. Şu an bile mesela YouTube üzerinden aratırsanız, parçanın adını tabii ki yazacağım. Aratırsanız işte görürsünüz. Değişik değişik kanallar yüklenmiş 2 saat önce, 3 saat önce. Yarına çıkmayacak, kaldırılacak yani. Peki abi nedir bu parçanın olayı? Yani bu kadar ortalığı velveleye verecek kadar nedir bunun olayı? Hatta Amerikan piyasasında da Amerika'da yani çeşitli forumlarda, haber sitelerinde bayağı bir gündem oldu herkesin. Hemen hemen rap takip eden herkesin haberi oldu bu konudan. Olayın başrolündeki ekip Zontu. Zontu sanırsam Güney Londra'dan olması lazım. Bir rap grubu diyeceğim yanlış olacak, bir çete. Evet, bir çete. Bunun içinde tabii müzisyenler de var. Müzisyenler kendisi de zaten çete üyesi. Şimdi tabii garip durdu, değil mi? <laughs> Öyle deyince müzisyen çete üyesi nasıl oluyor nasıl satayım? O zaman niye içeride değil? E hemen şu örneği verelim o zaman. Hatırlayanlar zaten mutlaka olacaktır. Zamanında Chicago'da drill tarzı bayağı ünlüydü. Şu an o kadar değil. Ama bir 4 seneyi veya 3 sene öncesini düşündüğümüz zaman Chirac drill tarzı epey tutuyordu. Herkes onu yapıyordu. Şu an trap gibi düşünün. Chicago'dan çıkan herkes bunu yapıyordu. Mesela orada bir rapçiyle başka bir rapçi disleşiyor. Disten bir hafta sonra o karşıdaki rapçi öldürülüyor adam. Sonrasında disleştiği kişi de Yeni bir şarkı çıkarıp bunun hakkında dalga geçiyor. Adamın öldürülmesiyle, adamın ölmesiyle dalga geçiyor. E belli yani değil mi? Hani bir bağ var ortada ama kimse tutuklanmıyor, kimse kimseyi suçlamıyor. Çünkü sonuçta şarkı görünürde en azından öyle yani bir şey diyemiyorsun. Hatta geçenlerde şeyi de tartışmıştık bu 69'un hapishanede şarkılarının dinletilmesi işte şarkısından sözlerinin alınması kanıt olarak gösterilmesi ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu da tartışmıştık. Biz burada tartışıyoruz ama Amerika'da bile bazı eyaletler mesela kabul ediyor mahkemeye getirilmesini. Hatta eyalet de değil o şehirler özel bir mahkeme sistemi var mı bilmiyorum ama yani bildiğim şu bazı mahkemelerde şehirlerin ve eyaletlerin bazı mahkemelerinde kabul görüyor şarkı sözleri. Hani kanıt olarak taşınabiliyor mahkemeye bazıları da kabul etmiyor. Bu Zontu grubunun çıkardığı parçanın adı da sanırsam Altı tane MC bu parçada yer alıyor. No censor yani sansür yok parçamızın adı artılar klip. Bu kadar konuşulmasının nedeni aslında şu. Drill rapçileri UK drill rapçileri şarkılarında karşı çete üyelerinin isimlerini yani şöyle diyeyim özel isimleri yani şöyle diyeyim çete bağlantılı kendi kişisel hayatları bağlantılı özel isimleri ellerinden geldiğince kullanmamaya çalışıyor adamlar. Çünkü İngiliz polisi bu konuda katı şarkları silinmesin diye kullanmıyorlar. Ha kullananlar oluyor mu? E oluyor. Şimdi bunların kullanması da çok garip mi? Garip değil. Ama olay şu abi. Sürekli sürekli karşı çeteden hayatta olanları tehdit ediyorlar, ölmüş olan kişileri aşağılıyorlar. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Bir sürü adamı. İşte şunu bıçakladık ettik, şu öldürüldü, bla bla. Hatta parçada şöyle bir şey var. Her ölen kişiden sonra, yani adını geçirdikleri her ölen çete üyesinden sonra Etli Adlip beklemişler. Etlipte de Sonic oyunundaki coin kazandığımızda çıkan bir ses var ya. Ha, o sese Etli beklemiş adamlar. Şarkıda mesela daha da korkunç bir olay. Tabi bunun korkunçluğu işte ahlaksızlığı falan tartışılır ama ben söyleyeyim, kararı siz verin. Bence cidden acınası bir olay. Bu parça aslında Zontun'un çıkardığı No Sensor parçası. Moscow 17 grubuna bir dis. Karşı çete Moscow 17 onlara karşı bir dis aslında. No Sensor şarkısında Trzek adlı bir abi var. Onun bir verse'ü var. Bu abinin kuzeni zamanında Zontu grubundayken, Zontu çetesindeyken Moscow Seventeen'e geçiyor. Ve 2018 yılında yani geçtiğimiz sene bıçaklanarak öldürülüyor. Adam Şarkıda kuzeniyle dalga geçiyor ya. Hani bildiğin abi ya tek sebep şu. Karşı çeteye geçmiş, öldürülmüş. Onunla dalga geçiyor adam kendi kuzeni. Yani garip bir şey. Tabii klipte yine yüzlerde balaklava çoğunlukta. Bu da drillcilerin UK drill onların yaptığı bir şey. Kliplerde genellikle balaklava, kar maskesi bu tür şeyleri kullanıyorlar. E birazcık da estetik yani onların suç yaşantısını estetik bir şekilde yansıttığı için bunu seçiyorlar. Ama cidden İngiliz polisinde, İngiliz hükümetinde bir drill karşıtlığı var. Hani tutuklamalar olsun, videoların ve şarkıların silinmesi olsun, konserlere, festivallere çıkarılmıyorlar. Cidden bu bayağı yaşanıyor. Şöyle de bir şey var mesela. Şarkılarda genelde silah seslerine, drillcilerin silah sesi bir kenara silahların kliplerde yer almasına izin verilmiyor. İngiliz hükümeti bu konuda da bayağı katı. Gördüğü zaman o videoyu, o klibi direkt siliyor adam. Eğer silah varsa klipte. Bunun içinde mesela ülkedeki adamlar hani ellerinde silah varmış gibi hareketler yapar. Bu da Amerika'da çok dalga alınır. Yani Amerikalıların hiç alışık olduğu bir şey değil ya anasını satayım. Onların kliplerinde ne var ne yok. Ortada hani adam keleşi de çıkarıyor, tabancayı da çıkarıyor. el biliyorsunuz Lil Gnar var. Adam bazooka ile Instagram'a fotoğraf atıyor. Flame Tower ile Instagram'a fotoğraf atıyor. Onlar için çok normal. Ama UK'de bunlar yasak. Bu arada bu klibin Tam haline veya şarkının tam haline ulaşmak isteyen arkadaşlar YouTube'da sürekli yüklenip siliniyor. Oradan mutlaka ulaşırsınız ama oradan ulaşamazsanız da sanırsam Reddit'te var olması lazım. Oradan elden ele geziyordur. Aratırsanız görürsünüz. Veya Pornhub'da da varmış. Bana o söylendi. Hayır yani girip bakmadım. Bana o söylendi abi. E pornoba girip de anasını satayım rap dinlemezsin herhalde ya. Ben Instagram'dan şey demiştim hani bunu çeviremiyorum. Çünkü cidden çevirip YouTube'a atmamın imkanı yok. Çünkü adamlar siliyor abi anında siliyor. Ve artı olarak bana ihtar da verecekler. Verirler herhalde. Ya ben de şakasına şey demiştim. Madem pornoba yüklemişler anasını satayım ben de çevirip oraya atarım. Belki demiştim. Lan ciddi ciddi bir sürü kişi pornoba at falan dedi abi. Yani what the fuck lan ne oluyor? Bugün yani oradan çeviri atarız. Yarın başka bir şey de istersiniz oradan. O iş yaş birazcık da. Ama belki hani Yandex'e çevirip Yandex'e atarım. Atar mıyım? Atmam. Oraya da atmam. Abi çevirmem bunu ya. Kusura bakmayın çevirmem bunu. Çünkü şey sıkıntısı var. UK Slang'i özellikle drill parça olduğu için çok fazla UK Slang'i var. Ben UK Slang'ine hakim değilim. Yani çok düşük bir seviyede biliyorum UK Slang'ini. Hani UK Slang'i görünce şarkılarda, rap şarkılarında bambaşka bir dilmiş gibi geliyor bana. O yüzden kusura bakmayın ama hep beraber oturup şunu düşünebiliriz. Şunun üzerine konuşabiliriz. Ha bunun sonu ne olacak? Yani cidden hani bunun sınırlarını daha doğrusu kim belirliyor? Belli ki İngiliz hükümeti, İngiliz devleti, polisi bir sınır belirlemiş. Ama onların sınırı da çok subjektif yani görünür bir şey değil. E adam birini vurmaktan, bıçaklamaktan bahsediyor işte özel isim geçiriyor. Amerika'ya bakıyorsun mesela onların kliplerinde dediğim gibi hani varoğlu var. Oğlu var. Her türlü silah var adamlara bir şey olmuyor. E buraya bakıyorsun Esra'dan bahsettiği için içeri alınıyor. Yine Amerika'ya dönüyorsun. Adam yani albüm çıkarmış. Albümün kapağında karikatürize etmiş onu. Trump'la beraber Esra içiyor adam. E garip yani abi sınırını çizemiyorsun. Hani şu olmasın, bu olmasın, o olmasın. Geçenlerde Ritz bir parça yaptı. Daha doğrusu Ritz albüm çıkardı. Albümün adını şu an hatırlayamıyorum. Ama bir parçası vardı. Sanırım adı Politically Incorrect mi? Politically Correct mi? Öyle bir şey olması lazım. O da parçada şeyi geçiriyordu. İşte anasını satayım piyasayı öyle bir hale getirdiniz ki Hani artık geri zekalı özürlü de diyemiyoruz. Çünkü niye? Çünkü yani politik doğruculuk var. Böyle bir gerçek var. E yani o da tartışılabilecek bir şey. Onun üzerine de konuşulabilir. Yani sonuçta bir şarkıdan, bir sanat eserinden bahsediyoruz. Bir kurgu. İşte bunu sınırlandırmak doğru mu? Sınırlandırılacaksa ne kadar sınırlandırılacak? Kim karar verecek? Yani bence, bence çok karışık bir konu ya. Neyse. Görüşürüz abi.